3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları 1. Ünite Okulumuzda Hayat Sayfa 49, 50, 51, 52 Kendimizi Değerlendirelim Etkinlik Soruları ve Cevapları. 3. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Kendimizi Değerlendirelim Cevapları. 3. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı. Alt aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Doğru, güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirebiliriz. Doğru, çizilmiş bir okul krokisini inceleyerek o okulun kütüphanesini bulabiliriz. Yanlış, okuldaki olumsuz davranışlarımız sadece bizi etkiler. Yanlış, okulumuzda yapılan yardım faaliyetlerine katılmak gerekmez. Doğru, duygu ve düşüncelerimizi saygılı bir şekilde ifade etmeliyiz. B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Yardımsever verimlik 2 kişi saşı futun bakışı, demokratik, kroki 1, elektrik ve su gibi kaynakları verimli kullanmalıyız. 2. Bir yerin yüksekten görünüşüne kuş bakışı görünüş denir. 3. Sınıf başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak demokratik bir davranıştır. 4. Arkadaşlarımın yardımsever ve kibar olmasını isterim. 5. Sınıfımızın kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine küçültülerek çizilmesine kroki denir. 3. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı. Ayşe, okulum müzelere gezi düzenler. Yaz, okulum 4 katlıdır. Okulumda 20 öğretmen görev yapar. Deniz, okulumda büyükler için okuma ve yazma kursu vardır. 1. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından bahsetmemektedir? A. Ayşe. B. Yaz. C. Deniz. Cevap A. 2. Pınar, öğretmen olmak istediği için öğretmenlik mesleğinin özelliklerini araştırıyor. Buna göre Pınar, aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşmıştır? A. Öğretmenler doğayı sever. B. Öğretmenler çocukları sever. C. Öğretmenler bahçe işlerini sever. Cevap B. 3. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarınızda bulunmasını istemezsiniz? A. Yardımseverlik. B. Saygılı davranma. C. Yalan söyleme. Cevap C. 4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Kroki, hiçbir işimize yaramaz. B. Kroki, yalnız marketi gösterir. C. Kroki yardımı ile gideceğimiz adresi daha kolay buluruz. Cevap C. 3. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı. 5. Yukarıdaki çiçeğin yapraklarında bazı özellikler yazılmıştır. Arkadaşlarınızda bulunması gereken olumlu özellikleri boyadığınız zaman hangi şekli elde edersiniz? Cevap A. 6. Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y yönünü takip ederek çıkışa ulaşınız. Buna göre hangi çıkıştan çıkarsınız? Cevap B. 3. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı. 7. Yukarıdaki okul krokisine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kütüphane, 3A ile 3C sınıfı arasında bulunur. B. Kantinin karşısında 3A sınıfı vardır. C. Kütüphanenin karşısında 3C sınıfı vardır. Cevap A. 8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? A. Sınıfta parmak kaldırarak konuşmalıyız. B. Fikirlerimizi açık ve net olarak söylemeliyiz. C. Arkadaşlarımıza adil davranmamalıyız. Cevap C. 9. Yavuz, en yakın arkadaşlarımın biri olmasını isterim. Yavuz'un cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle doğru tamamlanabilir? A. Hayvansever ve oyun bozan. B. Saygılı ve dürüst. C. Huysuz ve kurallara uymayan. Cevap B. 10. Okul kaynaklarını verimli kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? A. Damlatan muslukları öğretmenimize haber vermeliyiz. B. Gereksiz yanan lambaları kapatmalıyız. C. Kışın pencereleri uzun süre açık tutmalıyız. Cevap C.
3. sınıf evrensel iletişim yayınları hayat bilgisi ders kitabı kendimizi değerlendirelim cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.